Arkadaşlar merhaba. Bugün size mercimekli bulgur pilavı yapımını anlatacağım. Şimdi yapımına başlayalım. Bir baş soğanımızı tereyağı ve zeytinyağında kavurarak başlıyoruz. Ocağımızı açalım. Ve biraz zeytinyağı, 3-4 kaşık kadar. Ve bir parça da tereyağımız. Yağlarımız güzelce erisin. Soğanımızı da katalım içine. Soğanımız, tereyağı ve zeytinyağımızla birlikte biraz kavuralım. Soğanımız hafif kavruldu. Bir diş de sarımsağımız var. Onu da küçük küçük doğradık. Onu da soğanımızla ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. Onu da ilave ettik. Şimdi bulgurumuzu katıyoruz. Bir bardak, bir su bardağı. Ölçülerimiz yeşil mercimeğimiz de bir su bardağı arkadaşlar. O kadar haşladım. Daha önceden mercimeğimizi pişirdik suyuyla birlikte. Şu an sıcak şekilde bekliyor. Bir iki dakika bir bulgurumuzu kavuralım. Bulgurumuzu bir iki dakika hemen şöyle çevirdik yağımız ve soğanımızla birlikte. Ve haşlamış olduğumuz mercimeğimiz, yeşil mercimeğimiz suyla birlikte bulgurumuzun üstüne ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Suyunu arkadaşlar bir bardak daha koyacağım. Bulgurun şişmesi için haşlamış olduğumuz mercimeğin suyu da var bir bardak kadar. Yarım çay kaşığı da karabiberimizi ilave ediyorum. Bir bardak da kaynatmış olduğum kettle'daki sıcak suyumu ilave ediyorum. Bulgurumu ölçtüğüm aynı bardakla. Bir taşım kaynatıp altını kısıp pilavımız pişene kadar bekliyoruz. Pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi 10 dakika üstüne bir kağıt havlu kapatarak dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız servise hazır. Yanında karışık turşu ve bir bardak ayranla. Tüm deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.